Bugün günlerden çarşamba ve ben dışarı çıktım. Biraz sonra işe gideceğim. Bir saatim var, tam bir saatim var işe gitmek için. Bugün de Stuttgart'ta minicik bir tezgah açmış bir pazar gördüm. Sabah bir yere kadar gitmiştim. Dönerken, otobüsten dönerken gördüm. Ama yeni yeni açıyorlardı tezgahlarını. Herhalde şimdiye kadar çoktan açmışlardır. Bir orayı gezelim istedim ama bu saate kadar bekledim ki pazar biraz açılsın diye. O yüzden bugün o pazarı gidip gezelim. Hatta gelmişken de şu an otobüs durağındayım ve şurada çok güzel bir çiçekçi vardı. Çiçekçileri göstereyim sizlere. Şöyle çiçekleri görüyorum ama şu şekilde. Evet. Çiçeklerini öpmüşler hem rüzgarlı. Ay şurada da çok şirin bir limon ağacı var. Göremiyorum. Heh, görebiliyorsunuz zannedersem. Şöyle. Çok uzun yıllardır bu çiçekçi burada. Hatta şöyle de gösterebilirim. Buralarda da çiçekçinin sahibi geçiyor. Bir şey söyler belki video çekiyorum diye. Burayı da bir göstereyim. Kadın gitti şöyle göstereyim. Evet. Şöyle ya fazla iyi gösteremiyorum çünkü şöyle etimi elimle çekiyorum ki elimle de bak, bir türlü ayarlayamadım. Şu an bir türlü ayarlayamadım. Kamerayı da kapatmak istemiyorum. Heh. Kolumda da çantam var şöyle. Çantam da bayağı ağır. Hem onu tutuyorum hem tek kolumla da çekim yapmaya çalışıyorum. Bir de ışık vuruyor. Işıktan da alamıyorum etrafı güzel. Alabildiğim kadar göstereyim. Şu an otobüs durağını bekliyorum. Otobüs durağını bekliyorum ne ya? Otobüs bekliyorum. Otobüs durağında otobüs bekliyorum. Ve otobüsümüz de geldi. Evet. Şimdi otobüse bineyim. Şöyle otobüse bineceğiz. Birazdan görüşürüz pazarda. Arkadaşlar ben şu an şoklardayım. Şok şok şok. Neden derseniz pazar alanı bomboş. Ben şok oldum şu an. Otobüsten indim ve buraya bir pazar alanı kurulmuştu sabahleyin saati. 8-8.30 civarıydı. Yeni yeni açıyorlardı. Ama maalesef saat bu saatte kalkmış gitmiş saat. Ben anlamadım. Pazar kalkmış gitmiş bu saatte. Ben anlamadım. Güya bugün sizlere burayı çekecektim ama şu an bomboş bir alanı çekiyorum size. Çünkü tam bu alandaydı. Minik bir pazardı. Hatta çadırları da duruyor şeyleri. Üstlerini kapatmak için. Kapatmışlar. Birkaç saat mi durdular, ne yaptılar ben anlamadım ama maalesef pazarı gösteremiyorum arkadaşlar, maalesef. Ama bunu da göstermek istedim çünkü kendim şok oldum şu an. Tam burada bir sürü pazar satıcıları vardı, tezgah açmışlardı, peynirciler vardı. Sebze, taze sebze satan satıcılar vardı, gördüm çünkü burada. Az buçuk da gezdim, hatta fotoğraflar da çektim. Sabah Instagram'dan story'e de attım. Öğleden sonra geleyim istedim ki hani bulabilirim diye. Daha fazlasını ama maalesef daha fazlası değil, hiçbir şey bulamadım. Gördüğünüz gibi bomboş bir alan. Benim gördüğüm siz de görüyorsunuz değil mi? Bomboş bir alan. Maalesef. Ya ne yapayım arkadaşlar, bari ben de İşe gideyim ama işe de çok erken ya. İşe gideceğim artık, yapacak bir şey yok. Şöyle bari etrafı göstereyim. Ay çok üzgünüm şu an, gerçekten çok üzgünüm. Pazar gitti. O birkaç saat pazarmışlardı. Ben bütün gün kalacak zannettim ama maalesef bütün gün kalmadı. Sadece yarım gün yine. Demek ki belli bir saate vardı. Ve o belli bir saatin sonunda kaldırdılar.
İnanamıyorum. Bari şu çeşmeyi göstereyim. Çeşmeyi de sabah çekmiştim zaten storylerde, Instagram'dan beni takip ederseniz. Instagram'daki storylerimde var. Fotoğraf olarak çekmiştim. Zaten videonun başına da eklemiştim, sabah buradan bazı görüntüler vardı. Bu videonun başında var zaten. Bazı görüntüleri çektim, ekledim. Oradan da görebilirsiniz. Ama pazarı çekmek istemedim. Özellikle tam pazarı çekmek istemedim. Çünkü biraz burası yoğunlaşsın istedim. Hem tezgahlar çoğalsın, hem müşteriler çoğalsın. Öyle istedim ki öyle çekeyim diye. Ama maalesef geç kaldım. Daha saat kaç ki burada? Daha saat 2.30. Evet, öğleden sonra 2.30, 14.30. Ve hiç pazardan eser yok. Canım sıkıldı şimdi. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef arkadaşlar şu an yürüyerek geri gidiyorum. Bir duraktı zaten benim oradan. Bir durak otobüsle geldim ama şu an yürüyerek geri gidiyorum. Bari yürürken de sizinle biraz sohbet etmiş olurum. Hiçbir şey çekemedim. Neyse, bu da böyle bir anı olsun bana. Geldim de boş alan çektim, gittim derim. Bir de böyle bir videom vardı derim. Kendi kendime gülüyorum, kusura bakmayın, sinirlerim bozuldu. Neyse, hayırlısı olsun. Bir dahaki sefere tam gün olan pazarlar var. Onları yakalayabilirsem onları çekip atacağım videolarıma, yükleyeceğim kanalıma. Şöyle ki burada Türkiye'deki gibi, ay kolum ağrıdı. Şu çantayı alsam şu tarafa. Ay alamıyorum ki, çantayı alsam da videoyu da çeksem diyorum. Ama almam imkan yok. Bir saniye. Evet. Niye imkan yokmuş, tabii ki her şeyin bir çaresi vardır. Aldım işte. Elimde kamerayla biraz zor oldu ama aldım. Bir dahaki sefer arkadaşlar, buraya kurulan bazı pazarlar var tabii ki. Ama Türkiye'deki gibi böyle haftanın belli günlerinde veya ayın belli günlerinde, belli haftalarında kurulan pazarlar gibi maalesef öyle pazarlar yok. Şu an kadar bilmiyorum, yürümek istedim. Öyle pazarlar yok ama böyle zaman zaman, tarihlerini bilmiyorum artık, rast gelmem lazım. Zaman zaman kurulan pazarlar var. O pazarlar büyük pazarlar oluyor. Bu böyle küçük pazarlar da değil. O pazarlarda çekim yaparım. Bizim pazarlar gibi taze, organik şeyler satılıyor. Bir de buradaki pazarı gezmek istemiştim ama olmadı. İnşallah başka pazarlarda, başka videolarda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Yani çok kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Boş boş da videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Ya bugünlük böyle oldu diyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle çevreyi gösterelim. Hoşçakalın.